Peki kadersel döngüler hakkında ne düşünüyorsun? Kan bağı da kader gibi, coğrafya gibi bir şey mi acaba? Mesela sen babanın mesleğini yapmak istemedin ama döndün dolaştın, adli bilimler uzmanı oldun. Doğru. Bu durumu nasıl açıklıyorsun? Bu bir döngü meselesi mi acaba? Ki yani şöyle, istediği her şeyi yapabilecek birisi olduğunu unutmayalım. Böyle bir çaresizliğin yok. Yok yok. Harika bir eğitim, çok toleranslı, evet. Güzel anne tabii, yani. Tabii. Şimdi baba. Şöyle, genetik elbette birçok davranışımız, kararımız elbette DNA'mızda olan bir bilgidir. Evet. Ve o kadar ki yani iki kuşak, üç kuşak önce yaşanmış olan büyük travmaların bile hiç siz onları yaşamadığınız halde şimdi, yani sizden diyeyim üç kuşak geridekilerin yaşadığı tabii, şeyleri tabii, siz kendi içinizde o acıyı hissedebiliyorsunuz. Bunlar hep genetik olarak geçiyor. Bu meslek seçimi... Bir genetik hafızadan söz etmek evet, mümkün yani. Evet, tabii ki, tabii ki. Ve bunlar hep kanıtlanmış şeyler, yani hikaye değil. Muhakkak ki bazı şeyleri anneden, bazı şeyleri babadan almışımdır. Yani her ikisinden de var. Ve her ikisini de hissediyorum yani kendimde. Yani diyorum ki bu annem olsa böyle yapacaktı, ben de öyle yapmışım. Sonradan anlıyorum yani hangisi olduğunu. Fakat mesela el hareketleri, mimikler, bilmem neler filan filan tabii ki birinden. Yani onu tabii, hissediyorsunuz tabii, yani. Tabii. Onun yürüyüşüm başka birisinden, annemden diyelim ki. Yani kendinde anneni, babanı tabii, kendinde diyorum. Yakaladığın oluyor evet, tabii değil mi? Ki bu babam oldum, annem oldum evet, diye ben çok yakalıyorum. Evet. Empati kurmaya uygun bir mesleğin olduğunu düşünüyor musun? Şöyle, empati... Bir mağdur var, bir de fail var malum orada. İki rol var evet, aslında. Her ikisiyle de empati kurmanız mümkündür. Mağdurla empati kurarsanız eğer çözemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Objektiviteyi kaybetmek gibi mi olur? Ya da zorlamak mı olur? Yani mağdur yakınlarıyla birdenbire temasa geçmek gibi bir durumunuz olabilir. Onlarla birlikte üzülmeye başlarsınız evet, filan filan. Fakat... Yani genelde kriminoloji literatüründe mağduru suçlamak diye bir şey vardır, yapılmaması icap eden. Yani eğer işte şuraya gitmeseydi başına bunlar gelmezdi. O saatte de orada ne işi varmış falan. Mesela bu mağduru suçlamak dediğimiz şeydir. Yakın zamana kadar memlekette hakim bir düşünce. Evet, hala tabii da ki, öyle mi tabii ama ki. Ama kimi zaman hakikaten çağırdığını görürsünüz. Yani burada başına bir şey gelecek belli yani. Ve de ısrarla aynı şey yapmış, ısrarla aynı hatayı yapmış. Yani bunu yapma demişler, yapmış. Önce belki babayla başlamış olan bir şeydir bu kadınlarda. Neticede de yani erkekler sonunda işte bunun neticesinde de göz göre göre gitmiş yani hayat yani. Bunu öldürecek sonunda diyorsunuz. Hakikaten de öyle oluyor. Onun için yani olayların tabii ki bunlar basit yani motifi çabuk bulduğunuz yani mühim olan... Motifi bulduğunuz zaman zaten olayı çözersiniz. Mühim olan motifsiz veya anlamadığınız nedenlerle biri birini öldürürse onu çözmek. Neden tabii sonuç ki ilişkisi görünmüyorsa? Görünmüyorsa çok orada çok onu orada zorlaşıyor. Eğer bir şey bulamadığınız zaman bağlantı. Ama empati biz daha çok tabii ki saldırganla empati kurmaya çalışırız kafamızda ki nasıl yapmış, nerede delil bırakmış olabilir, tekrar geriye dönmüş olabilir mi? Madde kullanan biri miydi vesaire yani davranışlarında böyle bir şey mi var diye. Faille empati kurmaya çalışırsınız ki nerede oturuyor, nereye atmış, evine yakın mıdır, uzak mıdır yani nerede yaşadığını da tespit edebilmek için empati kurmak gerekir. Cesedin nerede olduğundan mesela yola çıkarak. Sevil, bu kadar olay, bu kadar ölü beden gördükten sonra insanları hala sevebiliyor musun? Seviyorum tabii çok ama sevginin çeşitleri var tabii. En bay çeşit sevgi var. Yani her insanı bir vaka olarak görmüyorsun. Hayır. 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 Ama en bay çeşit sevgi var. Sevgi dediğiniz şey. Yani açar mısın biraz bunu? İnsanın kendi çocuğuna olan sevgisi var bir kere. Onun yeri hiçbir şekilde hiçbir şeyle tabii ki şey yapılamaz bence. Karşılaştırılamaz başka bir şey o. Sonra dostlarına karşı sevgisi var. Yani
o var bence. O da başka bir sevgi. Şüphelendiğin olmuyor mu herkesten sürekli? Özellikle evet, dostlarından, tabii. Gönül bağlarından falan. Tabii şüphelendiğim ama yani şöyle şüphelendiğim çok. Hayır, çok güvenmemeye çalışırım. Şüphelenmekten ziyade çok güvenmemeye. Peşin güven. Güvenmemeye çalışırım. Çünkü hakikaten yani belli bir yaşa geldiğiniz zaman çok güvendiğiniz, çok birlikte iş yaptığınız, çok birbirinizle hayatı paylaştığınız, bir takım dost zannettiğiniz insanların aslında kuyunuzu kazmaya çalışmış olduklarını sonradan olabilir, fark yani. Ediyorsunuz tabii ki. Ama onu belli etmemeye çalışıyorsunuz. Şu anda bir şey çok ilgimi çekti. Birine güvenmek mi daha zordur, güvenmemek mi? Senin için güvenmek daha zor tabii. Güvenmek daha evet, zor. Evet tabii ki. Güvenmemeye çalışmak da çok zor değil mi? Hayır. Değil. Orada kendinizi güvence altına bırakıyorsunuz. Alıyorsunuz. Evet, tamam. Tabii ki. Peki. Yani meslek gereği gene bir şey sorayım. Yani ölüm herkeste farklı tınlar, farklı şey. Biraz sende teknik bir hadise olarak mı kodlanıyor ölüm? Yani şöyle. Korkar mısın mesela ölümden, korkar hayır, mısın? Hayır. Yani ölümden değil, korkma, ölümden korkmam. Ölümden korkmam. Hmm. Derim ki ama Allah uykuda öldürsün filan yani böyle tatsız dileklerim hastalıklarla olur. Hastalıklarla acı çekerek ölmek istemem doğrusu. Acı çekmeden ölmek ve de insanlara da muhtaç olmadan ölmek isterdim hep. Yani kimseye yük olmak istemem. Kızıma mesela bir tek kızım olduğu için yani beni hastalıklı halde görmesin, üzülmesin diye yani şeyle. Alzheimer olmaktan korkarım. Ya. Kim korkmaz? Kendisi için değil, kendisi farkında etrafın değil. Için, etrafa değil verdiği üzüntü birdenbire evet, sizi evet tanımayan birisi. Ama bazen muzurluk geliyor bazen içimden. Sen kimsin ya filan demek geliyor içimden. Seni tanımıyorum kızıma değil tabii ama yani böyle. Onun rolünü yaptığınız zaman herhalde insanları iyiden iyi ürkütürsünüz. Ürkütürsünüz. Evet. Biraz sert bir soru olacak ama sana sormazsak kime sorabiliriz? Anneni babanı kaybettikten sonraki duygularını merak ediyorum. Bir kere ne birini yakından gördün mü? Hayır, onları? Ne birini öbürü ölürken görmedim. Yanlarında değil. Değildim. Ne babamın ne annemin. Babamı zaten olamazdım. O bir yoğun bakımdaydı Cerrahpaşa'da. Dolayısıyla yani son gördüğümde kebap yemek istiyordu. Ondan sonra bir daha bir şey yapamadık. Evet. Yedirdiniz annem, mi kebabı? Hayır tabii ki. Bilmiyorum ne yaptılar. Belki ben oradan ayrıldım yani. Şey yapamam. Annemse yine bir hastanede tabii ki öldü. Çok yakın oturduğumuz bir hastane var. Ve de orada başında çok sevdiğim bir hekim arkadaş, benim de öğrencim olan başında duruyordu onun. Baktı bana odadan yani kaybediyoruz gibi baktı. Ben başımı salladım, giremem dedim içeriye. Böyle üzücü bir şey tabii ki. Ben eminim ki ölmekte olan bir insan herhalde çok sevdiği birini görmek ister son dakikada. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Herhalde ister. Mantıklı geliyor bu soru. Bana da mantıklı tabii, geliyor mantıklı. Ama işte o bencillik. Onu öyle o şekilde görmek istemedim. Seninki şimdi bencillik. Şimdi bana bencillik benimki. Şimdi bana göre ikisi de ölmedi. Böyle görüyorum ben. Bir şekilde olanın bitenin farkındalar. Çünkü iyi bir şey yaptığım zaman herhalde memnunlar. Bir işi beceremediğim zaman da kızıyorlardır diye seni düşünüyorum. Seni seyrettiklerini düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Bu bir. Kendimle ilgili olarak da DNA'nın yok olmadığına inanan bir insanım. Yok olmayan, yok olmaz. Parçalanabilir ama yok olmaz. Başka bir canlının doğaya içinde karışır, devam eder. Evet. Başka bir canlının içinde devam eder. Ama o hamam böceği de olabilir, kuş da olabilir. Çiçek yani, de hiç olabilir. Çiçek de olabilir. Her şey olabilirsiniz yani. Yeniden dünyaya gelmek diye bir şeyden bahsetmiyorum. Yani reenkarnasyondan bahsediyorum. Hayır yani Hintlilerin o yani biz ölürüz. İyi insansak eğer ne bileyim inek oluruz. Mistik şeyler. Öyle bir şeyim yok ama bu çok teknik bir şey söylüyorum. Yani DNA devam ediyor devam bir yerlerde. Eder. O parçalar devam ediyor. Belki de onlar da onu demek istiyorlardır DNA'nın keşfedilmediği zaman. Herhalde onu demek istiyorlar. Bir doğru. Akıl yürütme biçimi evet, olabilir. Olabilir yani. Tabii, evet olabilir tabii. Peki çıldırtıcı soruya gelip çözemediğin vaka var mı? Var tabii var. Ki var. Peki saplantıya dönüşüyor mu? İyi delil toplanamamışsa kim gelse çözemez. Peki bir saplantıya dönüştürüyor musun onları? Vedalaşıyor musun yoksa? Vedalaşıyorum tabii öyle onlarla. Mi? Çünkü diyorum ki yani envanteri tutulmaz. Delil toplanamamış olsaydı ya çözecektik.
Şimdi ne yapalım ya? Evet. Ne yapalım yani? Evet. Peki masumiyet projesini anlatır mısın birazcık? Bu çok önemli, çok yüksek bir ideal bu. Herkesin aslında bunu taşıması gerekir. Yani bu işlerin içinde olan insanların. New York'ta Cardozo Hukuk Fakültesi diye bir hukuk fakültesi var. 90'lı yıllarda DNA analizleri başladığında ceza hukuku profesörü iki kişi bir proje başlatıyorlar. Innocence Project, masumiyet projesi diyerekten. Daha sonra bu Amerika'nın bütün diğer hukuk fakültelerine sirayet yayılmış edeyim. Vaziyette. Sonra da dünyada değişik ülkelerde ki biz işte 90'ların sonunda Türkiye'de başladım ben daha yapmaya. Iyi olduk bu işe. DNA analizi yapılmaya başlandığı tarihlerde aşağı yukarı. İade-i muhakeme almak için uğraşılıyor. Mahkumiyet kesinleşmiş olacak. Bir biyolojik delil geride kalmış olacak. Çünkü DNA analizi delil yapabilmek için neyi, DNA analizi yapmak için bir biyolojik delil lazım. Saç deli de olur, yani tükrük de olur, bir vajinal yayma, bir cam olur, her neyse bir şey kalmalı. Bu takdirde onun yeniden ama bu sefer DNA analiziyle çalışılması için tabii ki yola çıkmış onlar. Biz de aynı şeyi devam ettiriyoruz. Tabii bu hukukçu işi değil. Buna bir yani analiz yapacak olan insanlar lazım. Yani adli bilimci, adli genetikçi, adli biyolog falan gibi başka evet. insanlar lazım. Tabii onun da büyük bir masrafı var. Tabii. Bedava yapılacak bir iş değil. Çünkü o delili bulabilmek için zaten uğraşıyorsunuz evet. yani. O yargılandığı yıllarda durumu öğrenmek için her neyse. Ve de tabii bir DNA veri tabanınız olursa ve şansınız varsa ki Batı'nın artık var şansı, gerçek faili de bulabiliyorlar böylelikle. Yani katil bu adam değil ama bu adam denebiliyor sonunda. Masumiyet Projesi'nin Türkiye'deki son noktası ne? Ne bekliyorsun? Neye ihtiyaç var? Nasıl gidiyor? Delillerin atılmaması gerekiyor bir kere ne olursa olsun. Ve sonra da yani ben yapmadım diyen insanlara. Usullerin mi değişmesi gerekiyor yoksa bu usuller var fakat uygulanmıyor mu? Usullerin değişmesi gerekiyor. Yani emanetlerde bütün eşyaların en azından muhafaza edilmesi. Muhafaza elbiselerin, giysilerin, iç çamaşırların vesaire analizlenen ne varsa hepsinin muhafaza edilmesi lazım. Ama on bu yıllarca. Da çok büyük, 10 yıllarca ama bu da çok büyük bir masraf. Çünkü üzerinde biyolojik kalıntı olan her şey çürür, kokar, bilmem ne bozulur vesaire. Yani bu zor bir iştir bunu da şey yapmak ama her şeyi muhafaza etmek lazım. Yani ya incelediğiniz uyuşturucu maddenin de bir bölümünü muhakkak imha etmeden muhafaza etmeniz lazım. Orada da hatalar oluyor, orada neler oluyor? Yani orada çalışan kişinin hata yaptığı olaylar oluyor. Veyahut da kasten bu odur dediği olaylar oluyor. Ama geriye dönük olarak da bütün onun imzasının olduğu dosyaları tekrar açıp tekrar çalışmanız gerekiyor. İmha etmişseniz eğer zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çok tedirgin oldum anlattığınız şeylerden evet, açıkçası. Evet, onun için bize de düşmeyin, karakola da düşmeyin. Düşmeyin. Başınıza da derdi sokmayın Allah derim. Allah düşürmesin. Yani. Evet. Peki hayvana şiddet gösteren bir insan potansiyel çok, katil midir evet, efendim? Evet tabii ki. Son dönemde Eros çok diye var. Bir kedi var evet, biliyorsunuz evet, sosyal biliyorum. Medyada. Yavrum evet. 6 dakika boyunca evet, tekmeleniyor. Evet. İbrahim Keloğlan diye birisi tarafından. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Bu yani 20 senenin üzerindedir. Üzerinde durduğum, konuştuğum yani ilk defa İstanbul Barosu'nda hayvan hakları evet. şeyini kurduğumuz meclise dünya kadar yazılar yazdığımız bir alan. Şöyle, bilinen bütün seri katillerin çocukluklarında hayvana şiddet var. Tersini söylemek elbette mümkün değil. Yani her hayvana şiddet gösteren adam öldürecek diye bir şey, bir genelleme yapılamaz. Evet. Ama bunun tersi var. Demek ki bu bir risk. Bu önemli bir risk. Ve bu çok küçük yaştan görülen bir şey. Bu ileri bir yaşta ortaya çıkmıyor. Çok küçük yaşta hayvana eziyet ediyor çocuklar. Ama ben hani... Kanadını koparırsan bu sinek uçar mı falan diye merakından yaptığı şeyi demiyorum. Yani evet. diyelim ki kedinin kafasını suyun altına tutana. Evet. Veyahut da işte kuyruğunu kesip kulağını kesip. Arı yiyenler falan. Ben yemiştim de çok sen aralık. Yani meraktan bir şeyler yapanlara hiçbir şey dediğim yok ama
eziyet ederek hayvan öldürmeye başladığı zaman bunu büyüteç altına alıp pedagog. Bunun mutlaka bir profesyonele gözükmesi lazım. Bunu ailenin düzeltebileceği bir şey değildir bu. Daha sonrası da işte böyle oluyor. Seviyorsanız örtmeyin, tedavi edin diyorsunuz değil mi? Örtmeyin tabii. Şu evlatlarınızı, mutlaka, yakınlarınızı. Mutlaka, mutlaka. Yani çünkü o insan adam öldür demiyorum ama şiddet gösterecek. Yani sahiptir, yani evet. Siz kırmızıda duruyorsunuz, yeşil yandı mı hemen geçmeyince arkadaki klakson basıyorsa işte bu öyle bir adam. Ha. Öyle bir adam. Ne belli. Yapayım yayalarımı ezeyim değil mi? Evet yani, yani veya gideceğim ha. işte yani. Öyle demiyorum, gideceğim evet.